peygamber karakterinin bu söze uyup uymayacağı. Utanmaz herif. Peygamber karakterini sen nereden öğreniyorsun? Uyduruk hadis kitaplarından kafana göre bir peygamber karakteri uydurmuşsun. Sidik içirten, kadınları aşağılayan, insanları öldürten düşüncelerinden dolayı gözlerini oyan veyahut da şöyle bir gecede 9 kadını cinsel ilişkiye giren bir peygamber modeli oluşturmuşsun. Ondan sonra hadisleri ona göre. Hadisten öğreniyorsun. Hadisi hadise takdim ediyorsun. Ne saçmalık. Hani Kur'an'a takdimine karşı çıkıyor. Ya Kur'an'da olmayan şeyler var. O halde Kur'an takdim edemeyiz. Ne yapacağız? Peygamber'e takdim edeceğiz. Peygamber'le görüşüyor musun? Seni gidiş sahtekar. Sen peygamberle her gün böyle görüşme mi ya? Telefon görüşmesi mi yapıyorsun? Yüz yüze interview mu yapıyorsun? Söyleşi mi yapıyorsun peygamberle? Peygamber'e soruyorsun. Kafanda uyduruk, orta çağdaki bir Ebu Leheb, Ebu Cehel şeyi var, tasviri var peygamber olarak. O peygambere soruyorsun. Elbette peygamber, kafandaki peygamber insanları düşüncelerinden dolayı öldürüyor. Kadınları böyle deve üzerine ikiye ayırtabiliyor. At üzerinde mi deve mi üzerinde onu şey etmiyorum. Kadınları eşeklerle, köpeklerle, domuzlarla bir tutuyor. Bir hadis anlatıyor. Ha, bu peygamber karakterine uyuyor mu? Tabii uyuyor. Ya bu benim tansiyonum biraz artıyor. Başlayın. Yani bu zalimler, çünkü Kur'an Allah adına iftira yapanların, yalan uyduranların en zalim olduklarını söylüyor. Bu elbette peygamber adını yapıyor ve bu peygamber adını uydurduklarını Allah'ın dinine ortak koşuyor. Allah'a yakıştırıyor. Sonunda diyor ki bu Allah'tandır, hepsi vahidir diyor zaten. Aha, Allah'a iftira ediyor bu zalim.